Üzüldüm be Kemal. Demek onca emek, onca alın teri heba oldu ha? Öyle oldu usta. Kütleri satamayınca banka çiftliğe el koydu. Ne demişler? Cana geleceğine mala gelsin. Güllüoğlu'na yeniden kavuştu ya. Varsın bedeli bu olsun. Haklısın usta. Kemal abi. Ne var Hasan? Sağ ol. Hadi sen git. Usta beni biraz idare etsene. Tabii Kemal. Elbette. Ederim. Ne bu halin? Kemal, çiftlik satıldı. Satıldı mı? Ne çabuk. Evet. Kemal, çiftliği Halide almış. Ne? Ne yapacağım ben şimdi? Başka biri almış olsaydı hiç olmazsa gider konuşurdum. Biraz daha oturmak için müsaade isterdim. Ne bileyim, kira falan öderdim. Daha sonra bir şekilde çiftliği geri alırdım. Ama şimdi Halide böyle bir şeye asla müsaade etmez. Şimdiden kapıya dayandı. Defolun diye kovdu bile bizi. Şşş, tamam. Tamam, sakin ol. Nasıl sakin olayım? Oğlum orada büyüyemeyecek. O çiftliğin beyi olamayacak. Ona bırakılan mirası koruyamadım Kemal. Muzaffer'e verdiğim sözü tutamadım işte. Güllü. Güllü, beni dinle. Bana bak. Sen elinden geleni yaptın. Çiftliği ipotek ettirmeseydin Ali'ye kıyacaklardı, unuttun mu? Sen evladını korudun. Yapman gerekeni yaptın. Ama eğer pamukları kurtarabilseydim... Güllü, kurtaramadın. Yağmura nasıl mani olacaksın ki? Tamam, olan oldu. Üzme kendini. Dünyanın sonu değil ki. Kemal. Kemal, bir şekilde çiftliği kurtarmanın yolunu bulmalıyım. Halide'nin yaptığı bunca fenalıktan sonra kazanmasına müsaade edemem. Halide. Ne var sana? Seninle konuşacaklarım var. Ben içeride sizi bekliyorum. Fazla vaktim yok. Tapu işlemlerini tamamlayacağız. Ne diyeceksen de. Sana bir teklifim var. Fabrikanın bütün hisselerini sana veriyorum. Bundan böyle Dinç Aslan fabrikasının tek sahibi sen olacaksın. Ayrıca çiftlik arazisinin dışındaki bütün tarlaları da sana devrediyorum. Oradan alacağın hasılatla fabrikayı zenginleştirebilirsin. Kazandığın parayla da çok kısa sürede kendine çok daha güzel bir çiftlik alabilirsin. Ama çiftliği bana bırakacaksın. Muzaffer Ali orada büyüyecek. Bitti mi? Bitti. İyi. O zaman önümden çekil. İşlemleri tamamlayacağım. Halide. Bak, çiftliği ipotek etme sebebimi biliyorsun. Senin yüzünden oldu hepsi. Muzaffer Ali'nin hayatı tehlikedeydi.
senin bulamadığın parayı bulup ödemek zorunda kaldım. E'si bu durumdan faydalanıp çiftliği alman hiç adil değil. Öyle mi? Senin de abimle evlenip çiftliğe hanım olman hiç adil değildi, değil mi? Halide. Bak, oğlum hasta. Muzaffer Ali'nin iyi bakılması gerekiyor. Sağlıklı bir ortamda büyümesi gerekiyor. Muzaffer de olsaydı aynı şeyi isterdi, değil mi? Sana fabrikanın hisselerini, tapuları veriyorum. Yetmez mi? Sadece çiftliği alarak yetineceğimi mi zannediyorsun? Sen zaten o fabrikayı, tarlaları batıracaksın. O yüzden bir an önce eşyalarını toplasan iyi edersin. O çiftlikten içeri adımını bile atamazsın. Aslan çiftliği bundan böyle sizindir. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz hanımım. Hoş bulduk Yasin. Misafiriniz var. Kimmiş? Seher Hanım. Verandada sizi bekliyor. Seher. Serap, biraz konuşabilir miyiz? Vaktim varsa. Buyur otur. Başına gelenleri duydum. Çok üzüldüm. Bilmeni istedim. Öyle mi? Serap, ben artık bu aramızdaki husumet bitsin istiyorum. Geçmişte olanlardan dolayı çok pişmanım. Orhan ikimize de büyük fenalıklar yaptı. Ben bir dönem bunları alet olarak büyük bir hataya düştüm. Hem ona hem Halide'ye. Halide senin arkadaşın. Öyle değil mi? Hayır. Hiçbir zaman olmadı. Sadece kendi çıkarları için kullandı beni. Tıpkı şimdi abime yaptığı gibi. Buraya neden geldin Seher? Bak. Çiftliği kaybetmene çok üzüldüm. Eğer bu konuda bir yardıma ihtiyacın olursa elimden geleni yapacağımı bilmeni istiyorum. Gerçekten. Sana neden inanayım? Neden güveneyim sana? Bak, benim en büyük arzum Halide'nin hayatımızdan çıkması. Senle ben aynı tarafta isterim. Eğer onun bir açığını yakalarsam, ki yakalayacağımdan eminim, bu malumatı seninle paylaşmaktan memnuniyet duyacağım. Hem böylece çiftliğini kurtarabilirsin ha. Nasıl bir açık yakalayacaksın? Çok merak ediyorum doğrusu. Henüz bilmiyorum. Ama yakın zamanda sana iyi haberlerle geleceğim. Emin olabilirsin. Görüşürüz.
Seref Hanım, tebligat var. Çiftliği boşaltmam icap ediyor, değil mi? Burada yazan vakte kadar ben çiftliği boşaltamam. Benim görevim tebligatı size iletmek. Yasin o, baba. Sizinle konuşacaklarım var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.